Manisa'dan geldi Yurdecan Baydemir. Evet. Yurdecan Baydemir 60 yaşında. 2 yıl önce tanışmış Nuran Hanım'la. Ve diyor ki ben onun için çok para harcadım. Hep bir yuva kuracağını söyledi. Beni kandırdı. Onun iddiasıdır tabii bu. Nurcan Hanım'ın da cevap hakkı saklı. Ben diyor dolandırıldım diyor. Siz de bayağı bir para vermişsiniz yani. Bir önce 80 gram bilezik, orta boy zincir, bir cumhuriyet altını. Cumhuriyet evet. altını da hediye, yani al sana cumhuriyet altını hediye, ne bileyim biraz. Küpe ve yüzük almışsınız. Niye yüzük evet. cumhuriyet altında aldınız? Şöyle oldu. Ben uzun yıllardır... Dur ben sizin röportajını izleteceğim de cumhuriyet altını ne alaka yani hediye olarak? Şöyle bir şey, bileziklerle birlikte alındı, verildi ona yani o an için. Ha, bir tane de cumhuriyet altını hediye edeyim dediniz. Şimdi bunlar hediye, tamam. Bunları evet. hediye olarak ha, şey yapalım. Diyelim. Fakat... sonra size demiş ki benim borcum var. 5 ay boyunca 5'er bin lira, toplamda 25 bin lira para istemiş. Evet. Siz onu da vermişsiniz. Her ay ödedim yani, evet. He, sonra demiş ki emekli olmak istiyorum. 30 bin liralık borcum var demişsiniz. Evet, onu demiş da ödedim. Size. Evet. Siz de 30 bin lirayı da vermişsiniz. Evet. Sonra aldığı bir tonluk zeytinyağının 600 kilosunu satarken 10 bin lira kazanmışsınız. Evet. Bunu da ona vermişsiniz. Evet, aynen öyle, evet. Sonra... sonra bir de 400 kilo da zeytinyağı vermişsiniz. Evet. Siz de ne kadar cömert bir insansınız. Sonra sizden araba istemiş. İncir ticareti yapacağım demiş. Bir tane evet. de araç satın almışsınız. Evet. Sonra ne kadar aldınız aracı? Araç. Kaç lira, kaç lira? Şey 15,5 milyon aldık. Ha. 15.500 arabaya verdiniz. Verdik. Bir de yetinmemişsiniz. Bir de 130 bin lira da senet vermişsiniz. Evet, aynen öyle oldu. Vay be, ne kadınlar var ha. Hadi izleyelim. Evlenme hayaliyle yola çıktı. Eve geliyorum, önüme yemek koyacak insan yok. Bunu aldım artık. Tüm mal varlığı elinden gitti. Benim 140 milyon param da gitti. 130 milyon senede de avukata vermiş. Hacizlerle karşı karşıya kaldı. Manisa Gördes'te yaşayan 60 yaşındaki Yurdacan Baydemir, 10 yıl süren boşanma sürecinin ardından ikinci baharını yaşamak istemişti. Ancak hiçbir şey umduğu gibi olmadı. 10 yıldır eşimden ayrıydım. Eve geliyorum, önüme yemek koyacak insan yok. Bunu aldım artık tabii işten gelince. Bu arada bir evliliğe karar verdim. Bu kadını Gördes'in Gırhı köyünden Halil Memiş diye birisi tanıştırdı. Bana dedi 80 gram bilezik takarsan imam nikahlı durarız dedi. 80 gram bilezik taktım, bir cumhuriyet altını taktım, normal orta boy zincir taktım. Küpe yüzük taktım. Tamam dedi. Bu arada sen emeklisin dedi. Ben de sigortadan emekli olacağım. Geçimimiz daha iyi olur dedi. Benim 30 milyon borcum var. Bunu öde. Seninle beraber... Bir dakika, yani o zaman cumhuriyet altı zincirin ortasına mı taktınız? Zincirle küpe, yüzük vesaire onlar aksardan alındı, ayrıyetten yani. Ha, onun ortasına takmanın. Ay ne bileyim ama şimdi cumhuriyet altında al sana cumhuriyet altını hediye. Biraz garip geldi bana da yani. Onlar benim Yüksel Çakır diye... Kuyumcudaydı, emanetteydi. Çalışarak biriktirdiğim o şekilde duruyordu. Oradan aldım, o şekilde taktım ona yani. Siz de mi kuyumcuya emanet bırakanlardansınız? Evet, kuyumcuya emanet etmiştim. Çünkü başka bir yere koymayın. Kadın abi, yani. Bundan sonra biriyle tanıştığınız zaman soracaksınız o zaman. Kuyumcuya emanet bıraktığın altınlar var mı? Bak, güzel. Hani bunun da ayrı bir şeyini görmüştük ya. Evet. Taktım, bir cumhuriyet altını taktım. Normal orta boy zincir taktım. Küpe yüzük taktım. Tamam dedi. Bu arada sen emeklisin dedi. Ben de sigortadan emekli olacağım. Geçimimiz daha iyi olur dedi. Benim 30 milyon borcum var. Bunu öde. Seninle beraber yaşamaya kararlıyım dedi. Toparladım parayı. Gittim verdim. Nurhan Hanım ne zaman geliyorsun dedim ben. Dur bakalım sen bir işler toparla derken bir müddet daha gittik yine böyle. Evlilik hayali kurduğu kadına hem mücevher almış hem de para vermişti. Tek isteği mutlu bir yuvaydı ama her defasında farklı bahanelerle bu isteğini ertelemek zorunda kaldı. Benim biraz borcum var dedi. Her ay bana dedi 5 milyon para yatır dedi. 5 ay boyunca 5'er bin lira verme şartıyla böyle devam ettik. Baktım başucuk yanası yok. İnşaatta kazandığım para ona veriliyor. Nurhan Hanım ne olacak böyle bu dedi. Ver ver bir arada duramıyoruz. Sen işini toparla. Mücevher ve parayla da yetinmedi Yurdacan Bey'in evlenmeyi planladığı kadın. Geleceğini garanti altına almak için kendisine iş kurmasını da istemişti. Sen bana dedi bir araba al dedi bu. Ben incir alışverişi yapacağım işte kilosu şu kadar. Onun bir de eniştesi vardı Talip diye birisi. O da yardımcı olacak dedi. Neyse kandık Gördes'te işi bıraktım geldim Aksere. Oradan bulmuşlar onunla bir taksi. Anlaştık parasını ben verdim. Ruhsat benim üstüme geçti. Böyle bir müddet devam etti. İncir toparladın mı? Yok gidemedim. Yok zamanım olmadı. İşte çocuk okula gidiyor derken
Böyle bir müddet gitti neyse. Gel o zaman yuvamızı kuralım. Ben de burada zebil oluyorum bak dedim yani. Akşam oğlumu işten geliyorum, mağdur oluyorum. Sen bana dedi, arabanı satışın noterden satışını veriyorsun dedi, satabilir diye dedi. Ondan sonra bir düşünürüz dedi bu. Neyse gittim noterden satışını verdim ona. Gitti buna oğlunla ikisi, affedersin sattılar yani. O dönem için bir ay, bir buçuk ay falan böyle aramız iyi geçti hani. Para ondan tarafa geçti ya. Bir müddet sonra daire aldım oradan. Nurhan Hanım dedim, gel bak evimize yerleştik. Hayırlısından burada yaşayalım. Sen bana dedi güvence vereceksin dedi. 130 milyonluk senet imzalıyorsun dedi. Bu senet ne oluyor dedim ben şimdi. Bir ton yağ parası verdim. Arabayı da verdik dedim ben. 80 gram bilezi de verdik. Şunu bunu verdik. Daha ne oluyor dedim ben. Ya şimdi ben oraya gelsem dedi. İşte güvencem yok. Ne bileyim resmi nikahımız yok. 130 milyon senedi imzaladım. Sonra benim ona güvence olarak verdiğim senedin gitmiş icraya vermiş. Ben de onun dava açtığını anlayınca avukat tuttum. Şikayetçi oldum. Bu sefer bana dedi ki davayı geri al. Ben de geri alayım. Barışalım dedi. Ben de güvendim yine. Ben şikayetimi geri aldım. O almadığını fark ettim. Beni bu şekilde dolandırıldı. Benim 140 milyon param da gitti. 130 milyon senede de avukata vermiş. Duygularımla da oynadı. Ben 3-4 gündür uyuyamıyorum yani. Bu işin çözülmesini istiyorum. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.